Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu video için özellikle gürültü engelleme konusunda iyi bir kulaklık arayanlar için ayrıca merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi hemen konuya gireceğim. Ee, şu an elimdeki bu kulaklık Bose markasının QuietComfort 45 modeli ve Bose denince akla tabii ki kalite ve performans geliyor. Ancak bir şey daha var. Şimdi insan bazen gerçekten e, sessizlik istiyor. Ancak pek tabii ki koşturmalı hayat trafiğinde bu na mümkün. E, hatta evde izole olduğumuz durumlarda sürelerde bile elbette herkes aynı anda evde olduğu için de bu e, sağlanıyor ama alt kattaki işte komşunun çocuk sesleri üst kattaki arkadaşın bitmek bilmeyen tadilat işleri veyahut oturduğunuz yer caddeye bakıyorsunuz şu an bizim olduğumuz gibi trafik sesleri. E, çevrenizde bir pazar yeri varsa satıcının bağırışları derken gerçekten kendi kendinize kalmak ve pek tabii ki çalışmak Pek bir zor olmuşur Karantinliyim ki bu aynı zamanda tecrübeyle sabit. Şimdi peki bunların bu bugün yakından bakacağımız elimdeki Bose QuietComfort 45 modeliyle ne ilgisi var diyenleriniz olacaktır. Şimdi bu kulaklığı şöyle başınıza takıp bir de gürültü engelleme modunu açtığınızda e, çevrenizde olan tüm bağlantınız kopuyor. Ve gerçekten kendiniz ve neredeyse tamamen sessizlik ile baş başa kalabiliyorsunuz ki şu an gürültü engelleme modu kapalı olmasına karşı ben kendi sesimi duymakta çok zorluk yaşıyorum çıkartayım o yüzden. <laughs> Özellikle ilk intibada şu an olduğu gibi bir WoW etkisi yaşıyorsunuz bu kulaklığı başınıza taktığında, taktığınızda. Ancak Bose markasını tanıyanlar bunu zaten pek şaşırmayacaklar. Alışkanlılardır diye düşünüyorum. Çünkü şirketin daha önce de gürültü engelleme konusunda sınıf birincisi modellerini görmüş ve incelemiş ve hatta sizlerle de paylaşmıştık. Bu anlamda zaten Boss'tan da bu bekleniyor ve bu beklentiye Quiet Comfort 45 ile sağlıyor. Evet daha önce incelediğim Quad Comfort 35 2 modelinin halefi olarak gelen Quad Comfort 45'i bir süredir kullanıyorum ve bu bölümde bu kulaklığı tüm yanlarıyla yakından tanıyacağız. Öncelikle tasarım ile değerlendirecek olursak Quiet Comfort 45'in tasarım açısından pek bir değişikliğe uğramadığını söyleyebilirim Selef modele göre e, yine aynı e, şık tasarım çizgisini ve konforlu e, yapısını koruyan Quad Comfort 45 kulak yastıklarıyla başınızı iyi derecede sarıyor kafa bandında yer alan e, üst kısımdaki yer alan dolgulu yastık ile de rahat ettiriyor. Sentetik deri pedlerde iyi bir izolasyon sağlamak için yeterince yoğun olarak tasarlanmış durumda. Kulaklığın ağırlığı da selefine göre pek değişmemiş. Quiet Comfort 45 240 gramlık ağırlığıyla uzun süre kullanımlar için e, gayet uygun yorgunluk yaratmıyor. En önemlisi başınızı e, çok sıkmıyor. Fakat buna karşın söylediğim gibi e, deri pedleriyle iyi bir izolasyon sağlamayı da ihmal etmiyor. Boss Quad Comfort 45'in yeni tasarımındaki en büyük güncellemelerden biri eski micro USB bağlantısından USB-C'ye geçişin yaşanmış olması. Bunun dışında tuşların yerleşimleri ve biçimleri ne kadar aynı olduğunu söyleyebilirim. Selef modelle elbette özellik bakımından da farklılıklar mevcut. Bunlardan zaten bahsedeceğim. Hazır güncellemelerden söz açmışken Quad Comfort 45 yerine aldığı Quad Comfort 35 2 modelinden biraz daha farklı görünüyor. Demek doğru olacak kulak kapaklarının arkasındaki küçük delikler gitmiş durumda ancak elbette buradaki aktif gürültü engelleme ünitesi için yer alan kulaklıklar, kullanılan mikrofonun delikleri yine yerini koruyor. Fakat bunlar da kesinlikle bir önceki modele kadar modele göre dikkat çekici durumda değil. Bunlar da oldukça sadeleştirilmiş durumda. Çevrede yer alan tuşlara gelecek olursak ise burada fiziksel kontrollerin oldukça sezgisel çalıştığını söyleyebilirim. Sol kulak ünitesi üzerinde bulunan ANC tuşu ile ANC modunu gürültü engelleme ya da fark yakınlık modu arasında değiştirebiliyorsunuz. Sağ kulak ünitesi üzerinde ise ses tuşları ile Bluetooth anahtarı yer alıyor. Bu tuşlardan farklı şekillerde de yararlanabiliyorsunuz elbette. Ses tuşları arasındaki orta düğmeye basarak şarkılar arasında geçiş yapabiliyorsunuz ya da telefonunuza gelen çağrıyı kulakta alabiliyorsunuz. Yine sessiz asistana ulaşabiliyorsunuz. Quiet Comfort 45 Bluetooth bağlantısıyla çalışsa da onu kutu içerisinde yer alan 3.5 mm kulaklık kablosuyla kablo yoluyla fiziksel olarak da ses kaynağına bağlayabiliyorsunuz. Bu arada kutu içerisinde yine şık bir seyahat çantasının yer aldığı bilgisine vereyim. Şimdi bu kulaklıktaki Selef modele göre önemli farklardan biri Bluetooth standardındaki değişim olmuş. Kulaklıkta Bluetooth 5.1 standardı destekleniyor ve ses aktarım konusunda bunun nimetlerinden de faydalanıyorsunuz. 9 metreye kadar kopmaksızın ses aktarımı yapabilen kulaklığı telefonunuza bağlamak ise oldukça kolay durumda. Direkt Bluetooth üzerinden de bağlayabilirsiniz. Ee, yine Bose uygulamasını telefonunuza yükleyerek de bağlantıyı kurabilirsiniz. Bose müzik uygulaması üzerinden kullanmanızı ben tavsiye ederim. Çünkü buradan e, hem az önce bahsettiğim e, tuşların nasıl kullanıldığını e, öğrenebiliyorsunuz. Burada bir eğitim var. Hem de bir takım ayarları yapabiliyorsunuz. Mesela bunlardan biri olarak telefonunuza gelen çağrılarınızı kulaklıktan cevapladığınızda telefon görüşmelerinizde kendi sesinizi ne şiddette duyabileceğinizi ayarlayabilirsiniz. Bu oldukça önemli. Böylece hani dedim ya kulaklık çok fazla sesi kendini size izole ediyor. Sesiniz ben şu an mesela kendi sesimi duyamıyorum. Böylece o ayardan kendi sesimi içeri alıp dolayısıyla daha rahat bir telefon konuşması görüşmesi sağlayabiliyorum. Evet, gelelim şimdi Quiet Comfort 45'in ses ve gürültü engelleme konusundaki başarısına. Ö Öncelikle gürültü engelleme özelliğinden bahsederek başlarsam, kulaklıkta güncellenmiş ANC sisteminin dış gürültüyü kesmede gerçekten mükemmel bir iş çıkarttığını söyleye söyleyebilirim. E, hatta bugüne kadar e, denediğim bu türde kulak üstü kulaklıkların spesifik olarak zayıflat, zayıflatamadığı orta ve yüksek sesleri köreltme konusunda şaşırtıcı derecede iyi bir iş çıkardığından da bahsedebilirim. E, i̇ç ve dış koşullarda yaptığım denemelerde gerçekten fazlasıyla memnun kaldım bu anlamda. Üzerine bir de müzik açtığınız zaten dünya ile iletişiminiz kopuyor. Elbette bu türde üst segment gürültü engelleme özelliği içeren kulaklıkların en yaygın kullanım alanı uçak seyahatleri oluyor. E, bir e, Ben daha önce incelediğim e Quiet Comfort 35 2 ile uçuş uçak seyahatinde bulunmuştum ve gerçekten de ANC performansıyla hakkını verdiğini gözlemlemiş, sizlere de söylemiştim zaten. Fakat ne yazık ki Covid salgını sebebiyle eee Comfort 45'in bu performansını bu yönde değerlendiremedim. yalnız güncellenen ANC sisteminin onun üzerine yani bir önceki modülün üzerine koyduğunu tahmin etmesi de hiç zor değil doğrusu. Ha Elinizde bir Quiet Comfort 35 2 modeli varsa önceki model varsa bu kulakta e, terfi etbilimin sorusunun cevabı açıkçası bütçenize doğru orantılı olacak. Selef modelde gürültü engelleme konusunda sınıf lideri performans üretiyordu o anlamda hani bana sorarsanız çok fazla e, geçmek bence pek mantıklı olmayabilir. Fakat ilk defa bu türlü bir kulaklık alıyorsunuz. Çok iyi bir seçim olacaktır kanaatindeyim. Peki Quiet Comfort 45'in ses performansı nasıl? Şimdi biraz da bundan bahsedeyim. E, Quiet Comfort 45 ses performansı bakımından en az kardeşi. Az önce de bahsettiğim Quiet Comfort 35 iki modeli kadar başarılı sahne zenginliğine sahip. Bas ve ayrıntı e, açısından zengin kulak üstü kulaklıklar arasına tepeden giren e, bu kulaklık mixlere Patlama etkisi etkileyen e, ekstra bas dokunuşa da sahip durumda. Ancak bu vokalleri ve enstrümanları ezip bunaltmıyor. E, frekans tepkisi tutarlılığı konusunda iyi bir frekans e, yanıtına sahip olduğunu söyleyebilirim kulaktın. Yine buna tıkır tıkır işleyen e, ses yalıtımını da eklediğinizde tutarlı bas ve tiz iletime elde etmenizi sağlıyor. Açıkçası özellikle bas doğruluğunu fazlasıyla beğendiğimin altını çizebilirim. Öte yandan yine olağanüstü orta hassasiyete sahip olduğunu söyleyebileceğim bir kulaklık olmuş Quiet 45. Giriş ve çıkış performanslarıyla da göz doldurucu duruyor. Audiofiller bu anlamda bu kulaklıktan büyük verim alacakları da kanaatindeyim. Peki hem konfor hem performansıyla güçlü olan bu kulaklıktan tek şarja ne kadar sürede istifade edebiliyorsunuz? Yaklaşık 2 hafta boyunca ben bu kulaklığı kullandım. Bu anlamda Bose'un iddia ettiği süreleri rahatlıkla gördüğümü söyleyebilirim. E, bu olsun bu kulaklık için iddiası 24 saate kadar olurken ben kullandığım süre içinde e, bu süreleri karşıladım ve yer yerde hatta açtım. 25 saate kadar pil performansı, pil ömrü başarımı gösterebildiğini gördüğümü söyleyebilirim kulaklığın. Bu anlamda elinizi çok rahat ettirecektir. E, şarj kısmında bir o kadar sevindirici doğrusu. Yalnızca 15 dakikalık bir şarj ile bu kulaklığı 3 saate kadar daha kullanabiliyorsunuz. 3 saatlik bir çalma süresi elde edebiliyorsunuz. E, bu arada kulaklığın pil süresi selef modele göre de güçlendirilmiş. Bir önceki modelde bu süre 20 saatle sınırlıydı. Bu anlamda bu kulaklık bir önceki modelin üzerine koymayı da başarıyor. Evet, sonuç olarak toparlayacak olursak Quiet Comfort 45'in eee boz hayranlarına açıkça hitap ettiğini söyleyebilirim. E, yeni model özellikle gürültü engelleme sisteminde yaptı. güncellemelerle yine bu konuda harika bir im şey imza atarken müzikal performans başarısını da koruyor. E, tasarım ve konfor anlamına da selefinin izlerini takip eden kulaklık bu anlamda üst sınıf bir kulak üstü kulaklık arayanların ilgisini rahatlıkla çekebilecek bir model olmuş e, diyebilirim. Ancak elbette her şey, e, her güzel şey gibi e, bedeli de biraz yüksek doğrusu. Şu an Fort 45'i piyasada 8000 TL dolaylarında bir fiyat etiketiyle bulabiliyorsunuz. Elbette bunda yükselen kurunda et, etkisi fil var. E, evet izlediğiniz için çok teşekkürler. Sorularınız varsa yorumlarda bekliyorum. E, daha fazla içerik için abone olursanız da ne güzel olur. E, ben Ercan Nurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.